taviz vermeden, yılmadan, usanmadan, inançlı, kararlı ve samimi duygularını hiç kaybetmeden, bunun yanı sıra İsviçre Alevi Hareketi'nde baştan beri yerini eksik etmeyen, 3 dönem İsviçre Alevi Birlikleri Federasyonu yönetim kurulunda görev yapan ve hala yapmakta olan ve şu an Lugano Alevi Bektaşi Kültür Birliği'nin başkanlığını yapan çok değerli canımız Sayın Sebahattin Büyülü sahneye davet ediyorum. Sevgili canlar, değerli dostlar, Sayın İsviçre Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Ataş aramızda, bizleri yalnız bırakmadığından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Başkan diyorum. Saygıdeğer İABF Yönetim Kurulu üyeleri ve yoldaşlarım, yıllardır içinizde bazı arkadaşlarımla yapmış olduğum Alevi hareketindeki kararlı ve dürüst tutumunuzdan ve bugün de bana ve gecemize göstermiş olduğunuz ilgiden ve destekten dolayı hoş geldiniz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Değerli dostum, eski Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Sekreterliğini yapmış, 2 dönemde genel başkanlığını yapmış Alevi örgütlenmesinde büyük emeği olan, şu anda da Türk-Alman dostluğunun federasyonunun genel başkanlığını yapan dostum Ali Kılıç aramızda. Bizleri yalnız bırakmadığından dolayı kendilerine hoş geldiniz diyorum Sayın Başkan. Yine yıllardır, 10 yıldan beri benimle birlikte Alevi hareketine emek veren, katkı sunan, halen ilk günde tanıdığım gibi yılmadan, usanmadan, kararlı, inançlı duygularıyla emeğini esirgemeyen İsviçre Alevi Hareketi'nin önderliğinde, sekreteresi döneminde başkanlığını ve 2 dönem İsviçre Alevi Birlikler Federasyonu'nun genel başkanlığını yapmış, şu anda da Basel Alevi Bektaşi Kültür Birliği'nin genel başkanlığını yapan Hulusi Yıldız aramızda. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Bu gecede bizlere destek veren ve katkı sunan çok değerli sanatçılarımız Kıvırcık Ali, Gülcehan Koç, Emekçi Baba ve diğer sanatçılarımız, dostlarımıza hoş geldiniz diyorum. Sizler iyi ki varsınız. Yine aramızda Nazırlı Belediye Başkanı Sayın Berkan Ateş aramızda. Hoş geldiniz Sayın Başkan diyorum. İsviçre Alevi Birlikler Federasyonu'na bağlı dernek başkanlarına, yöneticilerine, üyelerine vermiş oldukları destekten dolayı sizlere de teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum canlar. Siz değerli dostlara Lugano Alevi Bektaşi Kültür Birliği'nin 10. kuruluş şenliğinde bizleri yalnız bırakmadığınızdan dolayı siz değerli dostlara, dernek üyelerimize, derneğimize destek veren tüm dostlara teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Değerli dostlar, 10. yıl gecemiz hepimize barış, huzur getirmesini diliyorum. Bizler binlerce kilometre ülkemizden uzak olsak da kalbimizle, yüreğimizle, Türkiye'mizle birlikteyiz. Ülkemizde bir an önce barışın, huzurun gelmesini diliyoruz. Bütün iyi niyetimize rağmen Alevilerin istemleri yasal güvence altına alınmamıştır. Yasakçı, dayatmacı uygulamalara devam etmektedir. Bütün bunlara rağmen hoşgörü bir ortama doğru gitmekteyiz. Eski saldırı ve iftiralar geçmişe rağmen azalmaktadır. Aleviler kendi kurum ve kuruluşlarını kendi güçleriyle işletmeye çalışmaktadırlar. Burada bu mücadeleye güç veren, kuvvet veren bütün dostlara,
sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mücadelemiz her ne kadar bazıları tarafından kafaları bulandıracak karışık bir hale getirilmeye çalışılmak isteniyor olsa zafer sonunda doğruların olacaktır. Yeter ki kendi özümüzden kopmayalım diyorum. Pirlerimizin, ulularımızın yolundan ayrılmayalım. 10 yıl önce derneğimizi kuruluş çalışmalarına başlarken zor ve çetin bir sorumluluk aldığımızı biliyorduk. Ama bu tüm engellere rağmen yılmadan derneğimizi yaşatmaya çalıştık. Göreceksiniz bu örgütlenmemiz bizden sonraki nesillere değişik örgütlenme modellerine örnek olacaktır. Tecrübemiz onlara güç katacaktır. Bu nedenle büyük bir iş yaptığımızı umuyoruz. Değerli dostlar, 10 yıllık mücadelemizde neler yaptığımızı anlatarak zamanınızı almak istemiyorum. 10 yıldır ne yapmaya çalışmak istediğimiz, işte bu gece burada gördüğünüz manzaradır. Birlik ve beraberliğimizin bütün insanlarımıza her zaman bir arada olmalarını bundan dolayı güzel ne olabilir? Hep yaşasın ve birlik ve beraberliğimiz diyorum. Bölgemizdeki dostlarımızla birlikte 10 yıllık mücadelemiz süresince hiçbir partinin, örgütün grubu destekçisi olmadı ve tarafları olmadı. Hep doğruların ve halkın yanında olmaya çalıştık. Kendi inanç ve kültürümüz etrafında toplandık. Ayrım gütmedik. Bütün insanlara aynı gözle baktık. Sevgi, saygı ve hoşgörü için çalıştık. Önümüzdeki dönem daha güçlü ve geniş bir örgütlemek için çalışacağız. Bölgemizdeki insanların sorunları nedir? Sorunlarının çözümü için neler yapılır? Bu nedenle burada herkesi çağırıyorum. Tişino'da, İtalya'da, tüm Türkiye'de birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Ortak yönlerimizi ve ortak sorunlarımızı paylaşmak için bir Sultan Abdal'ın bir sözüyle gelin canlar bir diyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyeyim dostlar. Teşekkür ediyorum. Birlikte insanlık değerlerinin de tahrip edildiği, insanlık sevgisi ve hoşgörüsüne özellikle muhtaç olduğumuz bir dönemde insanla insanı, insanla doğayı barıştıracak, kin yerine sevgiyi, düşmanlık yerine dostluğu, savaş yerine barışı egemen kılacak bu kültür değerlerimize sahip çıkmak, bu değerleri korumak, yaşatmak ve güzel yönleriyle gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin görevi olmalıdır. Eğer bu değerler bir sultanlardan bizlere kadar aktarılmış ise bu kültür değerlerini öğrenmenin anlamı bir başka güzel canlar. Onurlu canlar, şimdi sizlerin hepinizin yakından çok iyi tanıdığımız değerli ozanımız emekçi alkışlarınızla karşılayın. Biz iletmek istiyoruz. Şenlik Tertip Komitesi'ne. Dostlar, derneğimiz Lugar Alevi Bektaşi Kültür Birliği'nin 10. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlemiş olduğu şenliğe katılan ve bu organizasyona emeği geçen herkese merhaba diyoruz. Bizler kendi ülkemizdeki antidemokratik yasa ve uygulamalardan dolayı doğduğumuz ata topraklarını terk ederek buralarda gurbette yaşamaya zorlandık. Şu anda burada ülkemizden uzakta da olsak kendi gelenek, görenek, inanç ve düşüncelerimizi terk etmediğimizi ve bunları yaşamaya ve yaşatmaya çalıştığımız gerçeğiyle hareket ediyoruz. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde yaşayan ulusal, etnik ve dini düşünce ve farklılıklardan dolayı egemen sistem tarafından horlanan ve demokratik hak ve talepleri hala kabul edilmeyen kesimlerden biri olan Anadolu Alevilerinin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortamın yaratılması mücadelesinde sizlerin yanında olduğumuzu belirtip ve buradaki çalışmalarınızın bu demokratik ortamın yaratılmasına hizmet etmesi temenni ediyoruz. Bundan hareketle buradaki çalışmalarınızın bir parçası olan bu şenliğinizi kutluyor ve başarılı.